Mustafa Hocam, diğer hesaplarımızda da yayında mıyız? Diğer hesaplarımızda şu anda yayında değiliz. Üniversitenin YouTube hesabında yayınlayacağız. Daha sonra Abdurrahim Hocam, kendi buyur. hesaplarımıza Başlayabilirsiniz. atacağız. Merhabalar. Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar, dostlar. Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma programı çerçevesinde düzenlediğimiz söyleşiye hepiniz hoş geldiniz. Düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı tavsiye eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Anadolu'nun önemli ariflerinden birisi olan Hacı Bektaş-ı Veli günümüzde de üzerinde çokça durulan şahsiyetlerden birisidir. Fakat tabii olarak her taifenin Hazret'e bakış açısı kendi veçhesincedir. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haşim Şahin. Hocamızı kısaca tanıtalım. Gerçi Türkiye'de tanınan bir isim. Hele tarih alanında önemli isimlerden bir bilim adamımız. Hocamız Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Dini Zümreler 1299-1402 adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018'de profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir. Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye'de ve İran'da yayınlanan İslam ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslamlaşma süreci, Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminde din devlet ilişkileri, Osmanlı Sufiliği, Bektaşilik ve Alevik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi konuları üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir hocamız. Evet, Hacı Bektaş Veli Anma programına başlamadan önce Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Musa Bağcı hocamıza açılış konuşması için söz veriyoruz. Buyurun muhterem hocam. Abdurrahim Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli Hocam Profesör Doktor Haşim Şahin Hocamız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Bu kıymetli vaktinizi ayırıp bu konferansımıza katılmanızdan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu çerçevede biz de İlahiyat Fakültesi olarak böyle bir kutlamanın gerçekleşmesi için değerli hocamızı davet ettik ve bu konferansı gerçekleştirmeye çalışacağız inşallah. Tabii ki Hacı Bektaş-ı Veli önemli bir tarihi şahsiyet. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İncinsen de incitme. Her ne anarsan, her ne ararsan kendinde ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Düşmanın bile insan olduğunu, düşmanının bile insan olduğunu unutma gibi dizeleri bize kazandıran Hacı Bektaş-ı Veli'yi bu bağlamda bu akşam birlikte beraberce anacağız. Bu düşüncelere sahip olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Haşim Şahin hocamız bize veciz bir şekilde, akıcı bir şekilde inşallah anlatacak. Bundan dolayı vakitlerini ayırıp bu konferansa katıldıklarından dolayı tekraren kendilerine hoş geldin diyoruz. Şeref verdiniz diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Ayrıca şu anda bizleri dinleyen gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretmen arkadaşlarımız ve bütün katılımcılara bu katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konferansımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar, hürmetler, selamlarımı iletiyorum. Eyvallah muhterem hocam. Sayın dekanımıza teşekkür ederiz bu konuşması için. Şimdi programımızı başlatalım, anma programı ile ilgili.
Muhterem hocam, takdir edersiniz ki ilmi çalışmalar için nihai nokta yoktur. İlim ilimden üstündür Cenab-ı Hakk'ın ilmine varıncaya kadar. Fakat bu yüce sıfatın tecellileri olarak ilim yoluna sülük etmek farzdır. Nitekim Kübreviye Şeyhi Necmeddin Kübra talebesine şöyle bir öğüt verir. Sen aramaya bak, bulup da ne yapacaksın der Necmeddin Kübra. Benzeri bir manayı da Feridüddin Attar'ın Mantıku Tayrı'nda Hüdhüd'ün rehberliği bahsinde görüyoruz. Hüdhüd kendilerini kayıp, amaçsız ve kaybolmuş hisseden kuşların yön gösterenidir. Ne yapacaklarını bilmeyen kuşlara yola çıkalım der. Yola çıkalım çünkü yol evimizdir der Hüdhüd. Evet hocam, yol üstünde yürürken yolumuz düştü Hacı Bektaş'a. Yolcular onun hakkında farklı farklı şeyler söylediler. Biz de hasbelkader bir yolcuyuz muhterem hocam. Siz bu konuda yolda yürürken keşfinizde ne gördünüz? İlmi çalışmalarınızda Hacı Bektaş hakkında neler buldunuz? Ve bu bulduklarınızı nasıl yorumladınız? Sizden dinlemek isteriz. Çünkü siz hayatınızı önemli ölçüde tarihin derinliklerine adadınız. Bu konuda karşılaştığınız... Sanırım hocamızın sesi gitti. Evet, hocamın sesi gitti. Ama sözü bana verecekti zaten. Ben böyle algıladım. Buyurun hocam, olarak. Siz devam edin. Hocamız yine bağlanırlar. Öncelikli olarak hem Dicle Üniversitesi'ne hem sizlere hem Abdurrahim hocama çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için. Bizi konuşmaya layık gördüğünüz için öncelikli olarak. Teşekkür ederiz. Hocam doğudan nefis girişler yaptı aramak üzerine. Benim çok sevdiğim Necmettin Kübra'dan mülhem. Ben tarihçi olarak batılı bir tarihçi var, çok daha modern, Lucien Febvre. Onun bir sözü çok hoşuma gider. Ben onu Twitter hesabımda da böyle spot olarak koymuştum. O da der ki hocam, bu yolda olmakla ilgili, yani tarihçiye dönüp bir şey söylüyor ama tarihçi bilen kişi değildir, araştıran kişidir, biz de araştırıyoruz diye. Bu tabii ki bütün ilim dalları için geçerli. İlim, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi bir okyanus, kimileri buradan bir testi içer, kimileri bir bardak, kimileri bir yudum, herkes nasibince içer. Dolayısıyla kimin, hangimizin ne kadar nasibi varsa bu yolda böyle devam edip gideceğiz. Ama sonu yok. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi deryayı bitiren içen görülmemiş bugüne kadar. Pek de mümkün değil. Hacı Bektaş Veli'ye gelince, Hacı Bektaş Veli herhalde tarihimizin içerisinde onun gibisi çok azdır. Yani hem yaşadığı dönemde sert tenkitlere maruz kalan, hem sonraki dönemlerde herkesin kendince algıladığı, yorumladığı, efendim ülkemizde yaşayan Sünnilerin Sünni kabul ettiği, Alevilerin Alevi kabul ettiği, Bektaşilerin Bektaşi kabul ettiği ama gerçekte tam olarak nerede durduğunu hayatının içerisinde somut olarak tespit etme şansımızın pek olmadığı şahsiyetlerden birisi. Ama işin güzel tarafı, ben bunu bu sene Yunus Emre yılı da biliyorsunuz. Yani zaman zaman Yunus Emre ile ilgili konuşmalar da yapıyoruz. Onun için de söylüyorum. Herkesin kabul etmesi, herkesin kendinden sayması aslında onun ne kadar geniş gönüllü, ne kadar yüce gönüllü ve her insana hitap eden, zaten onun Yunus Emre'nin hani dostu nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyor ya, Hacı Bektaş Veli'nin felsefesi de Yunus Emre'den çok farklı değil aslına bakarsanız. Doğal olarak insanlara hitap eden, bütün insanlığa hitap eden bir kişi olarak gelinen noktada bunda çok başarılı olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii ki Anadolu Aleviliği zaman içerisinde gireriz bunu konuşmanın içerisinde ve Bektaşilik kendisini birbirinden farklı olsalar da Hacı Bektaş Veli ile ilişkilendiriyorlar. Balkanlarda yaygın ve bizim Anadolu'dakinden nispeten farklı bir Bektaşi kültürü var. Modern dönemde Amerika'da bir Bektaşi kültürü var ve Hacı Bektaş Veli orada bazen Sarı Saltuk'la eşleşmiş bir halde, bazen Gül Baba ile eşleşmiş bir halde de olsa ve Anadolu sahasında da sonraki yüzyıllarda
Balım Sultan üzerinden şekillenmiş olsa da netice itibariyle farklı dönemlerde ciddi anlamda temsil edilmiş biri. Fakat Hacı Bektaş Veli'nin şöyle bir özelliği var. Onun tıpkı Mevlana gibi ya da Yunus Emre gibi bir tarikat kurma, bir ekol olma gibi bir gayesi yok. Hatta yaşadığı dönemde oldukça münzevi bir alanda, yani Anadolu'da bugün bile gitmeye kalksanız ciddi anlamda zahmet çektiğiniz bir coğrafyada, modern teknolojinin içerisinde araçların ve taşıma unsurlarının çok daha yaygın olduğu bir dönemde bile ulaşmakta zorlandığınız bir yer. O yüzyılda, 13. yüzyılı düşündüğümüz zaman herhalde insan gücüyle çok daha ulaşılması zor. Ancak gönül ehlinin, gönül erlerinin gidebileceği, konaklayabileceği bir yer. O sebeple Hacı Bektaş Veli yaşadığı dönemde biraz münzevi bir hayat sürmeyi tercih ediyordu. Bu tercihinin sebebi de Anadolu'ya gelir gelmez daha karşılaşmış olduğu Babayler isyanı. Çünkü bir Türkmen isyanı var ve anladığımız kadarıyla bu isyan içerisinde Harzemşah Türklerinin etkisi var, Anadolu'daki Oğuz zümrelerinin etkisi var ve doğal olarak bu unsurların bir parçası olarak Hacı Bektaş Veli ve kardeşi Menteş de Anadolu'ya gelir gelmez kendisinin mensubu olduğu bir tarikatın başlatmış olduğu bir isyana dahil oldu. Peki buradan başlamak belki gerekiyor. Tarihine de yolculuk yapacağız elbette. Hacı Bektaş Veli'nin bir tarikatı var mıydı ve neydi? Türkiye'de genelde Hacı Bektaş Veli köken olarak Ahmet Yesevi ile ilişkilendirilir ve bir Yesevi dervişi gibi görülür. Köprülü Hoca'nın, rahmetlinin bu konuda ciddi bir etkisi var. Yani onun tezleri üzerinden gidiliyor ama ben naçizane, tabii sadece ben değil yani yeni akademik dünya diyelim, bu görüşü çok desteklemiyoruz. Şundan dolayı desteklemiyoruz. Hacı Bektaş Veli'yi Ahmet Yesevi ile ilişkilendiren en eski kaynak 16. yüzyılda ve 17. yüzyılda yazılmış kaynaklar ve Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönemden yaklaşık olarak 400 yıl sonra, yani 300-400 yıl sonra kaleme alınmış eserler bunlar. Ve Anadolu'da Bektaşiliğin kurulduğu bir dönem. Bana göre Bektaşilik de, bunu soruyla açabilirim rahatlıkla soru gelirse. Hatta Abdurrahim Hocam da sorabilir, bir şerh koyalım. Bana göre Bektaşilik tarikat olarak 16. yüzyılda kurulduğu zaman bile Osmanlı Devleti'nin biraz böyle, nasıl ifade etmek gerekir, doğru kelimeyi de seçmek istiyorum ama sistematik olarak kurduğu bir tarikat. Yani devlet eliyle kurulmuş ama gayri sünni unsurları içerisinde barındıran bir tarikat. Ve bunun nedeni de o yüzyılda Şah İsmail propagandasına karşı Anadolu'dan özellikle gayri sünni zümrelerin ciddi anlamda erde bile doğru bir göçü söz konusu, bir taban ve zemin kayması söz konusu. Devlet bunun önüne geçmek için bu Türkmenlerin ya da gayri sünni Türkmenlerin kendileri tarafından da temsil edildiğini ifade etmek amacıyla, ortaya koymak amacıyla Balım Sultan merkezli olarak Bektaşi tarikatını kurduruyor ve bu süreç içerisinde de Uzun Firdevsi'nin o herkesi Hacı Bektaş Veli'ye bağlayan meşhur Vilayetname Hacı Bektaş Veli eserini oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar tamamen tesadüf zincirleriyle açıklanacak şeyler değil. Hele ki Vilayetname'ye dikkatlice baktığınızda ki Bektaşilik için en temel kaynak olma özelliğine sahip. Hacı Bektaş Veli'den 100 sene önce yaşamış şahsiyetleri de, 100 sene sonra yaşamış şahsiyetleri de, farklı coğrafyalarda yaşamış şahsiyetleri de doğrudan Hacı Bektaş Veli ile ilişkilendirmesi, bağlaması aslında geniş bir konsept, geniş bir alan oluşturma gayreti içerisinde olduğunu görülüyor. Haşim Hocam, siz uygun görürseniz çok güzel bir yerden başladınız. En önemli sorularımdan bir tanesiydi. Siz hemen onu açıkladınız ki kanaatimce Türkiye'de bu hakikati ilk siz dile getirdiniz. Yani benim görebildiğim kadarıyla. Şimdiye kadar Cumhuriyet döneminde tabii belli bir tarih projesi vardı. Köprülerden bahsettik. Osmanlı Turanlar, hocalarımız, büyük hocalarımız Allah rahmet etsin kendilerine. Onlar tabii belli bir zamanda bu tezleri ortaya koydular. Belki de bulundukları ortam veyahut da zaman dilimi onu gerektiriyordu. Onlar bunu ifade edemediler. Fakat siz bunları dile getirdiniz. Bu çok önemli bir tespit.
Yani Anadolu İslamı'nın önemli ölçüde tabii, önemli ölçüde vefailikle olduğunu, Yesevilikle değil yani de. Oraya getireceğim çünkü Hacı Bektaşvili bana göre bir Yesevi değil. Sebebi de anlattığım hadiseler. 16. köprünün en önemli kaynağı 16. yüzyılda yazılmış ve Sultan 3. Murad'a sunulmuş. Hazini bir Yesevi dervişiydi. Hacca gitmişti ve İstanbul'a geldi. Çok ciddi bir Yesevi potansiyeliyle karşılaşacağını düşünüyordu. Aynı Orta Asya'da olduğu gibi biraz hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Anadolu'da beklediği kadar Yesevi dervişi göremedi. Olanlar da zaten etkilerini kaybetmişlerdi. Bunun üzerine Yeseviliğin ne kadar güçlü bir tarikat olduğunu anlatmak için Cevahirül Ebrar'ı yazdı. Ve Anadolu'da da Hacı Bektaşveli ile ilişkilendirdi. Çünkü Bektaşilik Yeniçerilerin çok rağbet gösterdiği bir tarikattı. O Yeniçeriler de Osmanlı'nın ana vurucu gücü olarak görebilirsiniz. Çok zekice bir politika izliyor aslına bakarsanız Hazini. Fakat beklediği karşılığı alamıyor. Yani Yesevi ile Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaşvili'yi bağlantılayan en eski eserlerden ve en temel eserlerden birisi bu. Ama daha eski tarihlere gittiğimizde, mesela Hacı Bektaşvili'nin kendi dönemine gittiğimiz zaman orada Eflaki var. Ahmet Eflaki dedi. Yani Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin yakın arkadaşı ve Hacı Bektaşvili ile kronolojik olarak çocukluğunda görmüş olma ya da duymuş, bilmiş olma ihtimali olan birisi. Yani bu derece yakın ana kaynak sayılabilecek birisi. O metninin içerisinde Bektaşilerle Mevlevilerin bir kapışmasından söz eder. O menkıbeyi size anlatayım. İzniniz olursa. Evet efendim, iyi olur. Soracağımız menkıbelerden bir tanesiydi. O abdestle kan alma meselesi. Hacı Bektaş isminde birisi Mevlana'nın huzuruna geliyor. Bu mümkün çünkü kronolojik olarak aynı dönemde yaşıyorlar. Yani bunu farklı yorumlayacağım ama önce menkıbeyi anlatayım. Sonuç itibariyle buraya geldiği zaman kim olduğunu sorduğunda Mevlana, ona açık bir şekilde Baba İlyas'ın müridi olduğunu söylüyor Hacı Bektaş. Peki Baba İlyas'ın bir kerameti var mıdır, nedir bana anlat dediği zaman, İşte ibrikte bir su var elinde. Bunu döküyor ve diyor ki benim şeyhim bu ibrikteki suyu kana çevirebilir diyor. Ve kana dönüyor. Bunun üzerine Mevlana diyor ki senin şeyhin faydalı bir adam olsaydı onu kana çevirmez, süte çevirirdi ve insanlara bir faydası oluyor. Bu tabii ki benim anladığım kadarıyla 13. yüzyılın başlarında artık Mevlevi zümrelerle, yani şehirli aristokrat kesimi daha çok temsil eden Mevlevilerle kırsal kesimi temsil eden ve bir de isyan çıkarmış olan Türkmen, Anadolu'daki kırsal Türkmenlerin bir tür kapışma ve nüfuz mücadelesi içerisinde girdiklerini gösteriyor bu menkıbe. O sebeple doğrudur ya da değildir. Bunu ayrı bir şekilde tartışırız. Sosyolojik altyapısı var. Ama sonuç bizim için esas olan tespit şu. Burada Hacı Bektaşvili'nin açık bir şekilde Baba İlyas'ın müridi olarak gösterilmesi. Bu itibar edilmesi gereken bir bilgi olduğunu düşünüyorum ben bunu. Ve sonra bunun üzerinden gittiğimizde işte Baba İlyas kimdir diye baktığımız zaman o Dede Gark'ın talebesi oluyor. Ve Dede Gark'ın da Tacil Arif'in Seyyid Ebu'l Vefa el-Bağdadi ile bağlantılı birisi. Yani onun Anadolu'daki Türkmen zümreler üzerindeki temsilcisi. Peki Bağdadi kimdir? Bu soruya cevap vermemiz gerekirse Bağdat. Yani nispetinden belli Bağdat'ta doğup büyümüş birisi. Köken olarak aslında Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyuna dayanıyor. Fakat tarihin pek çok döneminde sizin alanınızı çok daha iyi bilirsiniz. Ehl-i Beyt mensupları Afrika'dan Orta Asya'ya kadar, Mekke Medine'yi saymıyorum bile Kerbela'yı, ki o en bilinenleri. Bilinmeyenler üzerinden gidecek olursak işte Fah Savaşı'nı düşündüğümüz zaman ya da Yemen'deki işte Zeyd bin Ebi'nin öldürülmesini düşündüğümüz zaman, Horasan isyanlarını, baskınlarını düşündüğümüz zaman Şia'nın ya da Şia demeyelim de Ehl-i Beyt'in diyelim. Sonradan Şia'yı daha çok temsil edecekler onlar ya da Şia onları temsil edecek. Konudan da çok uzaklaşmak istemiyorum. Sonuç itibariyle Ehl-i Beyt mensuplarının sıklıkla baskı gördüğünü biliyoruz. Tarihin farklı dönemlerinde. Özellikle de iktidarlar üzerinden baskı gördüklerini biliyoruz. İşte benzer bir baskı sebebiyle
kaçmak zorunda kalacak Taci Arif'in babası ve Kürt aşiretleri ona sahip çıkacaklar. Sonrasında o aşiretlerden birisinin kızıyla evlenecek ve bu evlilikten de Taci Arif'in Seyyid-i Bülvefa dünyaya gelecek. Onun bir menkıbe de işte Arap olarak yattım, Kürt olarak uyandım ya da tam tersi mi, tam şimdi hatırıma gelmedi diye bir söz söylediği ifade edilir. Burada müritlerine baktığımız zaman Sünni bir karakter bu arada Bülvefa. Ama şöyle de bir tarafı var. Evet. Yani mürit kitlesi çok geniş. Biz şu anda günümüzde hocam şu yanılgının içine düşüyoruz toplum olarak. Fazlaca düşmeye başladık. Modern dönemdeki çatışmalar ve hatlar, sınırlar çok keskin ve gergin. Bunu o yüzyılda aramasın insanlar. Yani tarihi öğrenmek istiyorlarsa kendi zamanlarında ve kendi zemininde değerlendirmek lazım. Dolayısıyla yani Tacil Arif'in müridinlerinin kimliği Türk olmuş, Kürt olmuş, Arap olmuş ya da Şii olmuş, Sünni olmuş böyle takıntıları yok. O evet, dergaha giren, yani o yüzyıl için o dergaha giren herkes kutsaldır, mübarektir ve hak yolunun yolcusudur. Evet. Böyle görünüyor. O sebeple vefailik mesela Mısır sahasında, Suriye sahasında ve doğduğu Irak sahasında tamamen Sünni bir argümanla geliştirirken Dede Gark'ın üzerinden geldiği Anadolu sahasında Türkmenler üzerinden baktığımızda bugün gittiğimizde daha çok Alevi ocaklarının atalarını temsil ediyor, geleneklerini temsil ediyor. Ve doğal olarak herkes, şimdi bir de İslam'ı algılama şekillerimiz var. Burada hani Türk İslamı, İran İslamı, Arap İslamı diye kavramlara girip bir sürü küfür yiyoruz ya sağdan soldan. İslam bir tanedir. Türk'ü, Arap'ı, İran'ı mı olur? Biz de biliyoruz İslam'ın bir tane olduğunu da. Türklerin İslam'ı algılama biçimiyle Arapların veya İranlıların aynı değil. Çünkü her toplum bu dinin içerisine kendi kültüründen, kendi örfünden parçalar ekliyor. Doğal bu dinin özünü bozan parçalar değil aslında bunlar. Bazen de anlayabildiği kadar, yani şöyle diyoruz biz mesela Geyikli Baba üzerinden örnek vereyim. Geyikli Baba kendince, o da bir vefai dervişiydi, çok samimi bir Müslüman. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Ama Geyikli Baba'yı aynı dönemde yaşamış Molla Fener, Davud-ı Kayseri analiz etse, onu bir işte geyiklerle gezen meczup bir Türkmen dervişi ve İslam'ı çok da iyi anlayamamış bir derviş olarak tanımlayabilir. Çünkü birisi konar göçer, okuma yazma bilmeyen bir gelenek içerisinden gelirken ve o ne kadar o gelenek ne kadar iyi anlayabilirse İslam kültürünü o kadar anlarken, öbürü kitabi olan ve yerleşik olan bir dinin, İslam'ın bütün gereklerini, kaidelerini medreselerde okumuş, büyük şehirlerde okumuş ve tamamen özümsemiş birisi. Haliyle iki unsurun İslam'ı aynı derecede anlama şansı zaten yoktur. Bu sosyolojik analizi toplumumuzun kabul etmesi gerekir. Dolayısıyla Türkmen unsurlar üzerinden, konar göçer topluluklar üzerinden algılanan İslam anlayışıyla büyük şehirlerdeki, medreselerde okumuş insanların algıladığı aynı değil. Bugün de aynı değil, o yüzyılda da aynı değil. Ama kendilerine sorsanız, samimi Müslümanlar, bundan yana bir problem yok. Herkes bunu söyler. Şimdi bizim vefailiğin, Hacı Bektaş Veli'nin de aslında temsil ettiği unsur daha çok konar göçer hayat süren ve çok da okuma yazmayla işte işin dinin o kurallarıyla kaideleriyle %100 ilintili hale gelebilecek yapıda bir şey değil. Çünkü onların hayat tarzları, yaşam tarzları farklı. Ve bu gelenek... Hocam burada bir soru sormak isterim. Fikrinizi de çok merak ediyorum. Ahmet Yaşar Ocak Hocam'ın kelimesidir. O çok kullanır bunu. Bu uzatlar hakkında heterodoks ifadesini kullanır. Siz katılıyor musunuz böyle bir şeye? Şöyle izah edeyim. Ben Ahmet Yaşar Hoca benim hocam biliyorsunuz. Evet. Onunla ilgili bir söyleşi kitabı da hazırladım. Yani doktora danışmanım Mustafa Fayda'ydı gerçi. Onu bilmiyor musunuz ya da biliyor da olabilirsiniz. Bilmiyordum hocam yani, ama Ahmet Hoca ile çalıştığınızı biliyordum. Yok, ben Fayda Hoca'nın talebesiyim doktora. Yani özde. Fakat Ahmet Hoca ile de öğrencilik yıllarımdan beri tanırım ve benim o manevi danışmanım gibi. Yani yolda onun yolunda çok. Yani benim ilerlememde en az doktora danışmanım kadar belki daha fazla katkısı var.
Onu yadsıyamam ve bütün görüşlerini biliyorum. Hocanın o kadar hakarete uğruyor zaman zaman, baskıya uğruyor işte ya da eleştiriye uğruyor ki bu kavram yüzünden. Yoksa hoca böyle kasti olarak, yani kasti olarak derken biz konuşuyoruz bu heterodoks meselesini. Hatta sizin bana sorduğunuz gibi ben söyleşi kitabını hazırlarken ben de ona sormuştum. Hocam nedir bu heterodoks takıntısı diye. Dedi ki karşısına bir alternatif, yani bu kelimenin yerine alternatif bir kelime üretin, onu kullanın. Yani sonuç itibariyle dedi hoca şunu söylüyor. İslam dünyasında sünnilik kitabi anlayışı temsil eder ve batıdaki karşılığı ortodokstur bunun. Ve kitabi olanın, yani gayri sünni olanı nasıl izah edeceksiniz? O literatürle heterodoks diye izah edeceksiniz. Yoksa ben heterodoks kavramının o zaman zaman dinsiz anlamına geldiği, zaman zaman sapkın anlamına geldiğini bilmeyen bir insan değil. Yani ama bunlar müteşerri insanlar diyebilir miyiz hocam? Müteşerri. Yani müteşerri kelimesini çok daha fazla kullanmaya başladık modern dönemde. Necmettin Hocalarla birlikte aslında başladı. Tuhfe'yi yayınladıktan sonra başladılar. Müvellek diyen bir grup çıkmaya başladı. İşte müvelleh dervişler diye. Ama hoca şunu söylüyor. Bunu da konuştuk onunla. Benim açımdan müteşerri diyebiliriz. Problem yok. Yani benim fikrimi soruyorsanız. Ama Ahmet Bey'in fikrini merak ediyorsunuz. Sizin bu tam karşılamıyor diyor. Yani benim kastettiğim kitabi anlayışa çok iyi bilmeyen, çok iyi nüfuz etmeyen zümreleri ifade edecek kelimeyi tam anlamıyla karşılamıyor bu kavramlar diyor. Ama bence Cengizbaba'yı, Hacı Bektaş Veli'yi, bunlar mesela Hacı Bektaş Veli diyoruz. Hacı, yani hacca gidip gitmediğini hocam, bilmiyoruz. Bu noktada biz Ahmet Bey'le %100 aynı çizgide değiliz. Bu bizim hiçbir zaman çatışmaya girmemize bir gerekçe değil. Yani biz, ben şöyle ifade edeyim, hocayla sürekli temas halindeyim. Onunla görüşüyorum ve benim üzerimde hakikaten hala emeği çok. Bu şu anlama gelmesin. Biz bazı konularda akademik olarak onunla anlaşamıyoruz. Ve bu konuda saygı çerçevesinde de birbirimize saygı duyuyoruz. Mesela Geyikli Baba'nın şarap içme meselesi. Ben bunu kabul etmiyorum ve hiçbir zaman da etmedim. Ve metinde de etmediği, yani içmediği yazıyor. Hoca diyor ki gönderilmesi bu cümleler arasında böyle bir uygulamanın var olduğunu gösterir. Haşim'cim diyor, senin Geyikli Baban şarap içmesin, benimki de içsin diyor. Yani, bu böyle. Yani benim versiyonum içer, senin versiyonun içmeyebilir. Hacı Bektaş Veli'ye yaklaşım meselesi de o. Biz temel problemimiz, belki konuda ciddi çalıştaylar yapılması gerektiğini de düşünüyorum hocam. Hacı Bektaş Veli'ye ait olduğunu düşündüğümüz, işte rahmetli Mahmut Esat Coşan Hoca'nın ilk yayınladığı makalat olmak üzere Besmele tefsiri olsun, Fatiha tefsiri olsun. Bu eserlerin varlığı Hacı Bektaş Veli'nin durduğu ve temsil ettiği çizgiyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İçeriğini okuduğunuz zaman. Bu eserler... Hocam bu eserlerin nispetinde problem var diyor. Sizin o konuda bu eserleri %100 Hacı Bektaş Veli'nin eseri olarak kabul edersek Hacı Bektaş Veli bugünkü algımızın çok dışında çok daha merkeze yakın, çok sünni bir karaktere oturur. Eyvallah. Ama hocanın kastı, yani hocanın düşüncesi, bu eserlerin ona aidiyetini ispatlayamayız diyor. Ve bu eserler üzerinden bir Hacı Bektaş Veli tanımlaması yapamayız diyor. Benim de eleştirim ana hatlarıyla, ben de diyorum ki Vilayetname'yi Hacı Bektaş Veli üzerinden bir Hacı Bektaş Veli tanımlaması yapamayız. Çünkü Vilayetname'nin de ben dediğim gibi bir proje metni olduğunu düşünen birisiyim. Yani analitik olarak baktığınızda bu belli bir hedefle yazılmış bir eser. Ve Hacı Bektaş Veli'den 300 sene sonra yazılmış bir eserin üzerinden biz onun biyografisini inşa etme şansına sahip değiliz. Bu noktalarda da %100 anlaşamıyoruz. Yani bir anlaşmak zorunda da değiliz. Yani böyle bir kayıt değiliz. Evet. Hocam Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin net ona aidiyeti kesin olan bir eseri var mı? Yani bunu biz bilemiyoruz. Yani sonuç itibariyle makalatın ona aidiyeti savunan ciddi bir görüş var. Yani insanlar bunu bir emek sarf ederek ortaya koymaya çalışmışlar. Ve bugün Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya çalışırken ve anlatmaya... Sanırım internetim dondu. Şimdi iyi mi? Geliyor mu ses?
Sesiniz geliyor hocam, sesiniz Tamam. geliyor. Anlamaya ve anlatmaya çalışırken bu eserler üzerinden inşa ediyordu. Benim aslında gelmek istediğim nokta, yani bugünkü konuşmayı da oturtmak istediğim nokta şu. Biz tarihçiler olsun ya da ilahiyatçılar olsun, sosyologlar fark etmiyor. Hacı Bektaş Veli'ye dair bugün elde olan veriler üzerinden sağlıklı bir Hacı Bektaş Veli profili ortaya çıkarma şansımız yok maalesef. Yani dolayısıyla farklı Hacı Bektaşlar ortaya çıkacaktır. Ve her düşüncenin mensubu Hacı Bektaş Veli kendine ait, kendi kültürünün bir parçası olarak görecektir. Gelenek üzerinden gidecek olursak, mesela hani o tümden gelim tümem var diyor, bugünden geçmişe doğru gidecek olursak, Hacı Bektaş Veli'nin temsil edildiği ve en güçlü temsil edildiği zümre, kırsal kesimde biraz sonradan gelişmiş olmakla birlikte, çünkü köken olarak bütün ocakları düşündüğümüz zaman Hacı Bektaş Veli %100 etkin ve baskın değil bütün Alevi ocakları üzerinde. Bilhassa Tunceli'deki ocaklar Hacı Bektaş Veli'yi kabul etmiyorlar. Hacı Bektaş Veli ocağını merkez ocak olarak kabul etmiyorlar. Sonradan bütün ocaklar Hacı Bektaş Veli'ye bağlanmış. Bunun siyasi argümanları var. Ama Bektaşi kültürü üzerinden şehirlerde yaşanan Bektaşi tarikatı ve ritüelleri üzerinden gittiğimizde Hacı Bektaş Veli gerçekten Bektaşiler gibi idiyse çok farklı bir portföy ortaya çıkıyor. Yani benim kendi gözlemlerimle söyleyeyim, Arnavutluk'ta bulunmuştum kısa da olsa bir süre. Hem Reşat Berdi Baba ile sohbet imkanım oldu, yani vakit geçirme imkanım oldu. Hem de onun yerine geçen Baba Mondi ile, şimdi hali hazırdaki Baba Mondi ile vakit geçirme imkanım oldu. Onlar dualarını hiç Türkçe bilmemelerine rağmen dualarını Türkçe yapıyorlar. Yani Bektaşi usulü ve erkanı üzere yapıyorlar. Ama ritüellerinin içerisinde bir şarap içme ya da dolu dedikleri işte Alevi geleneğin bir anlayış söz konusu. Bu ritüellerin içerisinde var. Ve bunu bu ayinin erkanın bir parçası olarak görüyorlar. Bu ne zaman girdi? Ne şekilde girdi? Hep var mıydı bilmiyorum. Bektaşi Alevi gelenek de var ama. Bunu Sünni gelenek kaçınılmaz olarak şiddetle reddedecek. Ve gerçek Hacı Bektaş Veli'nin işte Hacı lakabını taşıyan ve o eserlere sahip olduğunu düşündüğümüz Hacı Bektaş Veli'nin böyle bir düzlemde olmasının mümkün olmadığını, hepsinden de önemlisi tasavvuf kültürüne sahip olan birisinin yani bu cendereden, tasavvuf mayasından beslenmiş birisinin bunu yapmasının mümkün olmadığını söyleyecek ve düşünecekler doğal olarak ve onu çok farklı bir noktaya çekecekler. Ama dediğim gibi yani evet. Sorunuz hocam, varsa... Hocam bununla ilgili bir soru sormak istedim tam burada. Evet, ama burada dediğim gibi sağlıklı bir Hacı Bektaş Veli portresi çıkarmamıza gerek yok. Benim çıkardığım Hacı Bektaş Veli portresi Sünni geleneğe daha yakın bir portredir. Ama dedi, yani az önce Ahmet Yaşar Hoca'nın örneğini verdim ya. Bu dinleyicilerimiz de böyle düşünsünler. Bu benim versiyonum. Ve kendi... araştırmalarımın sonucunda bir noktaya getirdiğim bir versiyon. Evet. Yanılıyor olabilir miyim? Yani eyvallah hocam, sorun birazcık da kanaatimce şurada. Yani Hazreti dair çok fazla bilgi yok elimizde. Sizin de öngörünüz çok güzel. Yani şayet bu eserler ona aitse durumda hiç şey yok, ihtilaf yok. Şayet ona ait değilse o zaman elimizde fazla bir veri kalmıyor. Ve herkes kendi Hacı Bektaş'ını yaratmak zorunda kalıyor. 300 sene sonra, 500 sene sonra yazılmış kaynaklardan. Varyasyonları üretmemiz gerekecek. Yani bu sefer tarihi hakikatler üzerinden değil de menkıbeler, hikayeler üzerinden. Yani mesela siz ifade ettiniz, bu benim versiyonumdaki Hacı Bektaş Veli için önemli. Lokman Perende ile birlikte Mekke'de kalan ve hac yapan bir unsur, yani bir Hacı Bektaş Veli var. İslam'ın temel kurallarıyla ve kaideleriyle bana göre problem yaşamayan bir Hacı Bektaş Veli var. Yani esnetmeyen de bir Hacı Bektaş Veli var. Bu Hacı Bektaş Veli, yani Mekke'ye giden, hocasıyla birlikte hacca giden, burada tefekkür eden ve buradan sonra Anadolu'ya irfan yaymaya gelen, kaosu gördüğü zaman inzivaya çekilip kendi halinde sükut devresinin içerisine giren Hacı Bektaş Veli, bizim geleneksel İslam mutasavvufu prototipine çok daha uygun bir karaktere
doğru dönüşüyor. Bu arada bu minvalde yine bir soru sormak isterim. Ahay Evran'la bir irtibatı var mı siz hiç böyle? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Yani Ahay Evran'la Hacı Bektaş Veli'nin ben doğrudan irtibatını bilmiyorum. Yani rastlamadım kaynaklarda. Çünkü Ahay Evran çok aktif bir kişilik. Yani çok cevval, iyi bir organizatör, toplumun her yerinde var, mücadelenin içerisinde var. Ama Hacı Bektaş Veli ona göre çok daha münzevi, yani onu söyleyeyim. O hatta şu bile mümkün, yani kardeşi isyana katılıp öldürülüyor Menteş, babaylar isyanına. Onu tarihteki Alevi Can, ya özellikle Alevi araştırmacı arkadaşlar, onu ilk Alevi isyanı olarak falan kabul ediyorlar. Bu biraz iddialı ve zorlama bir tez. Sonuç itibariyle Baba İlyas bir Türkmen şeyhiydi. Geldiği gelenek belli, vefai geleneği belli. Evet, sonra vefai gelenek Anadolu kesiminde Ahmet Hoca'nın deyimiyle kullanılacak olursa heterodoks dediğimiz zümreler arasında çok daha fazla kabul görmüş bir tarikat. Yani dolayısıyla Anadolu'da vefailik dendiği zaman heterodoksiyle yani anılır. Ama genel vefailiğin tarihini araştırırsanız İmam Şahrani'nin eserinde bile bahsediliyor. Yani sonuç itibariyle durduğu nokta, geldiği nokta çok farklı. Demek ki iki tarikat, bir tarikatın farklı varyasyonlara dönüşebileceğini de görmüş oluyoruz. Fakat biraz ön yargılı da yaklaşıyor olabiliriz. Yani biz biraz bugünkü siyasetin, bugünkü düşüncenin, bugünkü akımların fazla etkisi altında kalıyoruz. Yani tarihçinin 13. yüzyılda yaşamış bir şahsiyeti 13. yüzyılın şartlarının içerisinde değerlendirmesi gerekir. Şunu da söyleyeyim hocam, bu arada yeri gelmişken. Hacı Bektaş Veli Sünni bile olsa, ki ben bu çizgiye daha yakın olduğunu düşünüyorum, bugünkü gibi bir Sünnilik de beklemeyin. Yani İslam, Osmanlı, özellikle İbni Kemal ve Ebu Suud ve onun yaklaşımındaki ulemanın o katı Sünni yapısından geçmeden önce, medreselerin bu sisteminin, onların hakim olduğu düşüncesinin hakim olduğu sistem oturtulmadan önce, Sünni dediğimiz zaman da bugünkü gibi çok mutaassıp bir Sünnilik falan aramasınlar. Yani Şafii mezhebinin o baskın olduğu Sünni kültürü beklemesinler. Çok daha, ne diyelim, Anadolu'nun işte o dağ yörük köylerinde şimdi yaşayan Hanefilerin yaşadığı bir Sünni inanış vardır ya, yani heterodoksiyle yani gayri Sünnilikle Sünnilik arasındaki bir çizgi, yakın bir köprüdür o. Biz buna, ben buna ne diyorum işte, Hanefi Maturidi çizginin Türkmen versiyonu belki diyebiliriz. Böyle bir anlayış var. Yani o başta da söylediğim gibi çok keskin sınırlar yok o yüzden. Evet hocam, benim de kanaatim öyle. Hem mezhepsel anlamda hem etnik köken anlamda böyle çok keskin ayrımlar yok. Çok keskin sınırlar aramamak lazım. Yani evet. Pekala o devirde bir Sünni ile bir Sünni olmayan yan yana gelip iş yapabilir. Yani bu noktada bir problem yok. Evet. Şafii ile Hanefi çok rahatlıkla birbirleri görüşebiliyor veyahut da çok rahatlıkla beraber iş tutabiliyor, iş yürütebiliyor Anadolu'nun İslamlaşmasından. Öyle de olmaz. Öyle de olmaz gerekir. Yani tek doğru benim doğrum demediğiniz müddetçe herkesle bir irtibat şansınız olur. Eyvallah. Hocam bu konuda tam dikkat çekici bir unsur, hem Hazreti Mevlana, hem Hazreti Hacı Bektaş Veli, hem de Ahi Evran Hazretleri, üçü de İran tarafından Anadolu'ya gelmişler. Yani Horasan dediğimiz bölgeden gelmişler buraya. Ahi Evran Hoylu, biraz daha yakın. Bugün Azerbaycan sınırları içinde. Hatta Şafii ve Sünni kesin bir şekilde bilinen bir şey, evet. Ahi Evran'ın Şafii olduğunu. Onu bilmiyorum ben, Şafii olduğunu. Hacı Bektaş Veli ise daha Horasan'dan gelen birisi. Mevlana da Belhli. Yani bugün arada Afganistan'ın sınırları. En uzaktan gelen Mevlana aslına bakarsanız göç olarak. Fakat normal. Hacı Bektaş Veli hocam, eşin doğrusu şuradan başlasaydı daha güzel olurdu ama böyle konu çok güzel de ilerledi. Güzel de oldu. Nereden geldi Anadolu'ya Hacı Bektaş Veli? Ondan bahsedeyim biraz.
Yani ve seyit an... mi değil mi? Seyitliği var mı? Siyadeti var mı hocam? Bahsedeyim ondan izninizle. Evet. Hacı Bektaş Veli dediğim gibi Türkiye'de pek çok araştırmacı tarafından dikkat çeken bir kişilik. Kesin olarak bilinmemekle birlikte onun 1200'lü yıllarda doğduğunu tahmin ediyoruz. Yani 1200'lü yılların başlarında Anadolu'ya geldiğinde de ortalama 40 yaşı civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Hayatını konu edinen eser Vilayetname. Yani kaçınılmaz olarak ona dönüyorsunuz bir şekilde. Problemli bir metin olsa bile. O diyor ki Vilayetname Nişabur'da doğmuştur diyor. Nişabur Selçukluların en önemli şehirlerinden birisi. Evet, Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönemde artık Nişabur'da Selçuklu hakimiyeti yok ve muhtemelen Erzemşah hakimiyet altına girmiş olması lazım. Doğal olarak onun İmam Musa Kazım soyundan olduğu söyleniyor. Yani Vilayetname'ye inanmak gerekirse Hacı Bektaş Veli İmam Musa Kazım soyundan, doğal olarak da sizin ifade ettiğiniz gibi seyitlerden birisi oluyor. Babasının adı Seyit Muhammed bin Musa Es-Sani olarak biliniyor. İkinci Musa gibi. Annesi de Şeyh Ahmet adında bir dervişin kızı ve Hatem Hatun olarak biliniyor. Yani hem annesinin babası bir mutasavvuf, hem de kendisi de hem mutasavvuf bir çizgiden, hem de zaten Ehl-i Beyt soyundan gelen birisi olarak kabul ediliyor. Çocukluk devresini Nişabur'da geçiriyor. Sonra babası onu Lokman Perende isminde bir şeyhe götürecek. Ve Lokman Perende ona rivayete göre işte Yesevi yolunu öğretecek. Şimdi bu Yesevilik meselesine biraz daha açıklık getireyim yalnız. Evet. Çok iyi olur hocam, çünkü derslerimizde sizin makalenizi de okutuyoruz. Vefailikle yazdığınız makaleyi, çok da önemsediğimiz bir makale. Çünkü Anadolu'nun İslamlaşması çok önemli ve çok konuşuluyor. Hakkı teslim etmek açısından önemli. Kanaatimce bu konuda Köprülüler, Osman Turan hocalar farklı bir minvalde yürüdüler. Ve Ahmet Yaşar Hoca Kuca biraz daha fazla cesur davrandı. Biraz daha böyle net konuştu. Siz iyice aşağı çıkarttınız bu meseleyi. Şey açısından değil yani. Keşke Ahmet Yesevi Hazretleri'nin himmeti gelse Anadolu'yu İslamlaştırsa. Bizim açımızdan hiçbir veli arasında, arif arasında fark yok. Bütün arifler bizim ariflerimiz. Allah diyen herkese eyvallah deriz. Fakat tarihi hakikat neyse de onu da söylemekte hakkın alidir. Geçen Perşembe Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bir konferansım vardı. Orada da söyledim. Yani Yesevi'nin Anadolu'da hiç dervişi yok değil. Yesevi dervişleri her yere gittiler. Ama o anlatıldığı ve abartıldığı şekilde Anadolu'ya o İslam kültürünü veren Yesevi kültür değil. Bu kadar lise gittiği kitaplarında dahi bu anlatılıyor. Yani en yani geniş halk kesimlerine birkaç derviş var. İşte Emir için Osman mesela, Emirci Sultan olarak bildiğimiz. Onu bir Yesevi dervişi olduğunu düşünüyoruz ama etkisi çok fazla değil. Yani Anadolu İslam kültürünü, Anadolu tasavvuf kültürünü şekillendirecek ölçüde değil. Şu var yalnız, Ahmet Yesevi'yi Hacı Bektaş Veli hiç bilmiyor mudur? Bence biliyordur. Ve o kültüre gençliğinde en azından Lokman Perende ile birlikte o yolu gittikleri zaman, onun terbiyesinde olduğu zaman Ahmet Yesevi'nin adını bir şekilde duymuş ve hikmetlerini okumuştur. Çünkü Ahmet Yesevi, evet, Anadolu'da güçlü değil. Bunu bilimsel olarak ortaya koyabiliyoruz. Ama Orta Asya'da çok güçlü. Ve 16. yüzyılda bile Alişir Nevai mesela eserinde yazdığı zaman onu Türkistan mülkünün Şeyhül Meşayihi olarak tanımlıyor Ahmet Yesevi. Yani 400 sene sonra 1600'lü yıllarda bile, 1500'lü yıllarda bile çok güçlü bir Yesevi tesir var. Bunun nedeni Yeseviliğin, yani Ahmet Yesevi'nin Orta Asya Sufiliğine özellikle Türkler arasında damgasını vurmuş olması, sonrasında da Nakşi kültür içerisinde güçlü bir temsil yakalanması. Yani Anadolu'ya Yesevilikten sonra hakim olan tarikat olan Nakşi, ki bugüne kadar da böyle, yani Timur coğrafyasında da böyleydi. Nakşiler çok baskındılar o coğrafyada. Fatih zamanından itibaren İstanbul'a gelmeye başlayacak Nakşiler.
Ama Timurlu coğrafyasında çok güçlü, onun öncesinde çok güçlü. Nişabur olsun, Horasan olsun, Türkistan, Horasan bölgesi, Türkistan sahasında Yesevi kültür çok güçlü. Hikmetler okunuyor. Yesevi'nin talebeleri Hakim Ata olsun, Süleyman Sofi Muhammed Danışmentı olsun, Bakırgani olsun. Hepsi kendisi Yesevi tarzında eserler yazmışlar. Bunlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı, neşredilmeye başladı. Yesevi kültürünün Orta Asya'da ne kadar çok köklü ve baskın olduğu ortaya çıkıyor. Doğal olarak Ecbektaşveli Nişabur'da yaşayan ve bu civarda yetişen bir mütesavvıf olarak bir şekilde Yesevi kültürle tanışmış olabilir. Benim buna bir itirazım yok. Ama Yesevi kültürün içerisinde tanışmış olsa bile onun Eflakî'nin ifadesini az önce söylemiştim. Anadolu'daki tasavvuf hayatını şekillendiren daha sonra vefailik olacak. Ve Yesevi, biz Hacı Bektaşveli'yi bu sebeple bir vefai dervişi olarak kabul ediyoruz. Bilimsel dünyada, akademik dünyada da bu kabul zaten karşılık buldu aslında bakarsanız. Onu da gönlü haklıyla söyleyebilirim. Hocam bu minvalde çok çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de coğrafyaların karıştırılması. Anadolu, Horasan ve Maveraunnehir ve Türkistan. Yani bunlar çoğu zaman birbirine karıştırılıyor. Horasan, Maveraunnehir içerisinde veya da Maveraunnehir içerisinde addediliyor. Anadolu'nun sınırları farklı şekilde anlaşılıyor. Haritada kullanmamaktan kaynaklanıyor. Derslerde harita kullanmamaktan kaynaklı. Evet. Aynen hocam. Eyvallah. Tabii. Mesela Horasan Ereleri sayesinde Anadolu İslamlaştı diyoruz ama Horasan neresi? İşte sınırları kimisine göre Bağdat'tan tutun ta Semerkant Buhara'ya kadar giden bir sınır. Türkistan denilince Türkistan nehrin de ötesi, iki nehrin de ötesi olarak algılanıyor ki Hazreti Ahmet Yesevi'ye Piri Türkistan deniliyor. Türkistan'ın Piri. Yani daha çok Türkistan kesiminin. Sonra siz aktardığınız Maveraunnehir bölgesinde de çok etkili. Semerkant, Buhara. Burada da çok etkili. Ama Horasan dediğimiz veya da Anadolu dediğimiz coğrafyaya gelince etkisi biraz daha azalıyor Hazreti. Bu açıdan evet, Anadolu sahası biraz yani vardıysa da muhtemelen vefailik sonrasında işte halvetilik, onun öncesinde zeynilik, onu biraz baskılamışlar da olabilirler. Yani ama dediğim gibi yani çok güçlü de bir tesir olsa bunu bir şekilde hissedip görebilirdik rahatlıkla. Bir ders sırasında bir keramet gösterdiği rivayet ediliyor ve bu andan itibaren kendisine hünkâr dendiğini söylüyor. Yani daha doğrusu Lokman Peren de ona hünkâr denmesini istiyor. Nişabur coğrafyasında yetişmiş. Lokman Peren'in yanında eğitimini tamamladıktan sonra Bedahşan'a gidiyor. Bedahşan önemli. Burada tabii Bedahşan İsmaililerin önemli. Tacikistan mı oluyor hocam Bedahşan? Tacikistan bölgesi mi yoksa? Bugün sanırım öyle. Yani Afganistan değilse Tacikistan. Modern coğrafyanın içerisinde yani o Orta Asya'nın sınırları bölündükten sonra karıştırıyorum ben yerleri. Hocam. Yani sanırım Tacikistan ya da Afganistan, Mezar-ı Şerif Afganistan'da. Tacikistan olabilir. Orada Bedahşan İsmaililerin yeri. Yani şu görülüyor. Yani Hacı Bektaşveli bir şekilde bu Ehl-i Beyt belki kendisinin mensubu olması sebebiyle de Şii damardan besleniyor. Ama bu pek çok Sufi için de geçerli bir durum. Onu söyleyeyim. Evet. Yani Nakşilik haricindeki bütün tarikatların silsilelerini Hazreti Ali'ye dayandırdıklarını düşünün. Hocam, Haşim hocam, Nakşibendiliğin de bir kolu Alevi'dir. Hatta güçlü bağlar, olan bir, kolu. Bir kolu bağlar. Ben bunu söylediğimde bana çok kızıyorlar Nakşiler, artık bıraktım. Yoksa bütün tarikatlar artı Nakşilik bile Alevi silsileye mensup dedim. Hemen itiraz ettiler. Biz Hazreti Ebu Bekir'e bağlıyız diye. Tamam, öylesiniz. İtirazımız yok. Yani Nakşilik ana hatlarıyla Bekri silsiledir. Ana gövdesi. Ama şeyden bağlar. İşte Yesevilik üzerinden falan şeye bağlayacak. Yine Hazreti Ali'ye bağlayacaklar. Çünkü şunu unutmayalım. Türkler, Orta Asyalılar, biz yani Kınık, ben de oradan gelen birisiyim. Ve bizim mezhep Hanefi isek, yani genel anlamda Hanefi'dir Türkler. Mezhep imamı olarak baktığımızda İmam-ı Azam Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin hocalarından birisi
İmam Zeyd zaten doğrudan doğruya Zeyd bin Ali. Zeydiye'nin Yemen'deki Zeydi Şiiliğinin kurucusu. Hanefilik Şii damar, yani Şii damar demeyelim de Ehl-i Beyt damarından, yani Şii deyince bugünkü modern o siyasi Şiiliğe atılmış gibi geliyor. Ehl-i Beyt damarıyla beslenen bir mezheptir zaten. Doğal olarak bizim Hanefilerin içerisinde çocuklarına Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin isimlerini koyma çok yüksek ve baskındır. Bu sebeple Orta Asya'dan gelen Türkmen Sufiliğinin içerisinde bir Ehl-i Beyt sevgisi, bir Ehl-i Beyt damarı her zaman vardır. Ve bu bütün Sufiler için geçerli olduğu gibi Hacı Bektaş Fili için de geçerli bir durumdur. Gider, yani onlarla görüşür, Kerbela'yı da ziyaret eder. Bu kültür var. Ne yaramaz. Hocam bir de şimdi daha çok Anadolu Selçukluları dönemini bahsettik sayılır. Osmanlılar döneminde Bektaş Fili ne durumda? Öyle onu söyleyeyim. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya geldiği zaman Babayler isyanı var. Selçuklular artık bir yıkılış sürecine girecekler bu isyandan sonra. Çok kanlı bir şekilde bastırıldı Babayler isyanı. İktidardan memnun olmayan zümrelerin hepsinin katıldığı bir isyan. Ben şu ara ara düşünürüm biliyor musunuz hocam? Yani o yüzyılda yaşasaydım ben Babayler isyanına katılır mıydım? Muhtemelen katılırdım. Ben size söyleyeyim. Yani. Ama yani kendimi biliyorum. Tarzımı, yaklaşım tarzımı biliyorum. Yani doğal şimdiden olarak yargılayalım sizi hocam. Anlayabiliyorum yani açıkçası o isyana katılanları. Çünkü çok sevilen bir Alaaddin Keykubat var. Türkmenleri sistemin içerisine dahil etmiş. O Ahevra'nın aşırı derecede prim yapmasının sebebi de o etrafına Türkmenleri dolduruyor ve tekrar o devletin kurucu unsuruna sistemin içine dahil etti Keykubat. Fakat Keykubat zehirlenip yerine biraz da bu iş kendisine havale edilen, yani daha doğrusu ihale ona kalan oğlu Gıyasettin Keyhüsrev geçince onun biraz böyle serkeş işret vari tavrı, Gürcü Hatun'un peşine düşen olunca, üstüne bir de Saadettin Köpek'in zulümleri eklenince buradan doğan otorite boşluğundan vergi memurlarının habire Anadolu'nun halkı, yani insanların vatandaşın kanını emmeye başlayınca toplumsal bir patlama söz konusu. Bunu en iyi kim kullanır? Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Kötü bir örnek ama ben Eskişehir'de yaşıyorum. Daha 4 ay önce burada bir hanım, bir bayan kendisinin kanının Ehl-i Beyt haberlerde bir şey kutsal olduğunu söyledi. Evet, ben de duydum hocam. Onu yani duydum. Dolayısıyla bizim işimiz işin içine din ve diyanet girince çok kolay ikna ediyoruz. Dolayısıyla bir şey önder olduğu zaman, hele ki popüler bir kişi, bir de şifacı olduğu zaman etrafında yüzlerce binlerce insan toplamakta çok zorlanmıyor. Kaldı ki Baba İlyas basite indirgenecek birisi de değil, onu da söyleyeyim. Yani biz hemen devlet merkezli bakıveriyoruz bu meseleye. Daha objektif baktığımızda Baba İlyas Selçuklu iktidarında alternatif olarak devlet kurmayı isteyen birisiydi. Yani şu var, Babaylar isyanının gerçek hedefi nedir? Ne istiyordu bu adam diye bir soruyu hiç kimse kendisine sormuyor. Hemen diyorlar ki dini isyan falan filan. Hayır. Bu adam Türkmenlerin meydana getirdiği, aynı Selçukluları da Türkmenler kurdu, Osmanlıları da Türkmenler kurdu. Bunların aynı benzer bir devlet kurma peşinde. Bu isyan siyasi bir isyan. Anlatabiliyor muyum? Sadece dini bir isyan değil. Yani din bozuldu, ben bu dini ihya edeceğim. İşte şurada bir akt, böyle bir isyan değil. Burada siyasi hedefi olan Selçuklu iktidarını ortadan kaldırıp yerine alternatif iktidar oluşturmayı planlayan bir yapı var ve devlet bunu çok kanlı bir şekilde bastırdı. Kendi gücüyle de bastıramadı. Gitti ücretli Frank askerleri falan getirdi, onlarla bastırdı. Ama şu var, buradan çıkaracağımız sonuç, memnuniyetsizlik artık tavan yapmış durumda. Yani toplumda Selçuklu'nun primi bitmiş. Alternatif peşindeler. Bir, bu hanedan içinden cimri isyanı diye bir isyan vardır, az bilinir. Hanedan içinden isyan olabiliyor. Hatta Muhlis Paşa'nın, yani Baba İlyas'ın soyundan gelen, bu Elvan Çelebi'nin eserinde bahsedilen Aşk Paşa Zade'nin
büyük dedesi Muhlis Paşa'nın zayıf bir rivayette Selçuklu tahtını ele geçirdiği ve bir süre yani 3 yıla yakın falan devleti yönettiğini anlatır kaynaklar. Bu bile bize aslında bu yapının yani bizim Elvan Çelebi'nin kastettiği Baba İlyas'ın sülalesinin bir devlet kurma hevesinin içinde olduğunu ortaya koyan güzel bir sonuç ve örnek. Hacı Bektaş bu isyana katılmadı. Yani o onun biraz çekingen tavrıyla alakalı. Kardeşi katıldı ve öldürüldü isyan sırasında. Yani Menteş diye kardeşi var. Sonra devlet takibat... Bunun üstüne Mevlana Hazretlerine gittiği söyleniyor hocam. O konuda bir bilginiz var mı? Sanki ben onlardan değilim diye gibi böyle. Yani bunu duymadım ama sonradan geliştirilmiş de olabilir. Yani erken dönemin kaynaklarında ben rastlamadım buna. Fakat yani şöyle bir şey var tabii. Yani Mevlana ile Hacı Bektaş görüştü mü dersek örneğini verdik menkıbenin. Yani Eflaki'ye göre görüştü. Yani hani Baba İlyas'tan bahsetmek için gitti işte kan mı süt mü meselesi. Böyle bir görüşmenin olduğunu. Menkıbevi şey diyorsunuz. Yani tarihi değil de menkıbevi. Bu menkıbeye yansıdığına göre Mevlevilerin Bektaşileri bildiğini, tanıdıklarını gösterir. En azından haberdar olduklarını gösterir. Ama bir takibat var. Onu unutmayalım. Çünkü Baba İlyas'ından sonra ciddi bir takibat başlıyor. Ve bu isyana katılan, ilintili olan herkes takip ediliyor. Burada sadece şeyh takibatı söz konusu değil. Ama şeyhler de var. Yani isyana katılan Babay dervişlerinin takip edildiğini görüyoruz. Sonuç itibariyle onlar da artık Selçuklu merkezinde kendilerine hayır olmadığını görünce beyliklerdeki uç bey yani bağımsız olan özellikle 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını ilan eden Batı Anadolu'daki ya da Marmara'daki ya da farklı coğrafyalardaki Türkmen de beyliklerinin içerisinde faaliyet göstermeye başlıyorlar. En tanınmış Babai dervişlerinden birisi Şeyh Edebalı aslına bakarsanız. Yani Osman Gazi'nin kayınpederi olan o da Türkmenlerin yeni kurduğu bir beyliğin manevi mimarı olacak. Dizilerde, filmlerde sanki Osmanlılar Selçuklulardan icazet almış onların onayıyla bir devlet kurmuş mantıkla gösterilseler de hiçbir siyasi otorite kendi eliyle iktidarını alternatif üretmez. Yani iktidarın doğasına aykırı bir şey. Evet, paylaşmaz yani. Bence romantik bir yaklaşım olabilir bu. Dolayısıyla menkıbelere de yansımış hocam. Şey hatta şu menkıbelere de yansımış. Osmanlı'nın kuruluş döneminde hatta bilirsiniz Haşim Baba'nın Antay'ı Mağrib mi? Meşrik diye eseri var. Orada anlatılıyor yani Osmanlı'nın Edebali'nin ve Hacı Bektaş'ın şeyden yana, Osmanlı'dan yana, Mevlana'nın ise Anadolu Selçuklularından yana tavır koyduğu ve menkıbelere bile yansımış. Benim kitapta yazmıştım. Belki görmüşsünüz. Şöyle bir kitap var. Fakihler, Fakihler, Gaziler diye. Bu benim son kitabım. Yeni çıktı herhalde hocam değil mi bu? Yeni çıktı ama üçüncü baskıyı falan yaptı. Maşallah. Yani sağ olsunlar okuyucularımız. Okuyucusu bol olsun. Burada da değinmiştim ben biraz. Osmanlı kuruluş paradigmalarına değinirken tabii devletin kuruluşunda gerçekte Şeyh Edebalı'nın dışında kimse yok da. Fakat devlet yükseldikten ve Cihan İmparatorluğu olduktan sonra yazılan eserler var. Buralarda her tarikat, Bektaşilik ve Mevlevilik dahil aslında Osmanlılara hakimiyet müjdesinin kendilerinin verdiğini söylüyorlar. Yani yaygın rivayete göre Osman Gazi Hacı Bektaş dergahına gider ve Hacı Bektaş ona bir külah giydirir, beline kılıç kuşandırır ve devletini kutlar, doğal olarak halifelerini gönderir ve onlar da Yeniçeriler üzerinden, Osmanlılar üzerinden hakim olmaya başlarlar. Diğer bir görüş Mevleviler, çok geç tarihli yazılan kaynaklardan birinde, Sefine'de yanılmıyorsam, orada da şey diyor, Mevlana'dan değil de Mevlana'nın baş halifesi öldükten sonra Mesnevi'yi biliyorsunuz, onunla birlikte kaleme alan Çelebi Hüsamettin Efendi vardır.
onun Osman Gazi'ye börk giydirip kılıç kuşandırdığını ve devletini kutsadığını söylüyor. Dolayısıyla Mevleviler de hangi kaynakta geçiyor hocam? Sistemin sizin içine bir hatırınızda şekilde var mı? Sokuyor. Hangi kaynakta geçiyor bu? Sanırım Sefine'de geçiyor. Sefine-i Evliya'da geçiyor. Yani kitapta yazmıştım ama şu an hatırıma gelmedi. Yani deyince. Yani Mevleviler de kendilerini sistemin içinde dahil ediyorlar. Bektaşiler daha Yeniçerilerin kuruluşundan itibaren Osmanlı kronikleri, Hacı Bektaş Veli, Orhan Gazi dervişleri arasında yazanlar var. Biraz karıştırmışlar anladığım kadarıyla kronolojiyi. Ama Bektaşilik Osmanlı topraklarında Abdal Musa vasıtasıyla temsil edilecek. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin vefatından sonra Sulca Karayük'teki dergiye bir süre Kadıncıkan'a idare ediyor. Bu sırada Abdal Musa da anladığımız kadarıyla dergâhta. Fakat Abdal Musa Bursa'nın fethi sırasında Osmanlı topraklarına gelecek. Bursa'nın fethi çok önemli. Yani İstanbul'un fethinin prototipi gibi. Her yerden dervişler. Beygli Baba'nın katıldığı herhalde. Hocam bu konuda şunu soralım. Ahiler mi, Bektaşiler mi? Osmanlı'nın kuruluşunda daha etkin. Hepsi. Yani Bektaşi demeyelim. O dönemde daha Bektaşilik diye bir tarikat yok. Yani kavramsal krize gireriz ama şöyle proto Bektaşiler diyebiliriz. Yani Bektaşi ve Alevi gelenek tarafından sonradan kutsal kabul edilen ve Bektaşilik içerisine dahil edilen, erken Bektaşiler olduğu söylenen kişiler. Hacı Bektaş Veli dergahının temsilcisi olarak Abdal Musa görülüyor sadece, onu söyleyeyim. Ama Karaca Ahmet olsun, Abdal Musa, Abdal Murat, Geyikli Baba, onların hepsi Bursa'nın fethinde varlar ve sağlam savaşıyorlar. Ahiler mi diye sordunuz, hepsi dememin sebebi, daha geçenlerde Star Açık Görüş'e bir yazı yazmıştım ben. İlk Ulubatlı Hasan Ahi Hasan'dı diye. Bursa surlarına ilk çıkan ve bayrağı diken de bir ahi lideri, yani Ahi Hasan. O da sıradan birisi değil, Ahi Şemseddin'in oğlu. Ahi Şemseddin, Şeyh Edebalı'nın kardeşi. Yani Osmanlı topraklarındaki ahilerin reisiydi Ahi Hasan Bursa kuşatması sırasında. Orhan Gazi İhtiyaruddin muhterem hocam, değil mi? Yani ahilerin şeyhi olarak biliniyor bildiğim kadarıyla. O da öyle, şey de öyle, oğlu da öyle. Yani Sultan Murat da bir vakfiyesinde Malkara'da ahilerimden Ahi Musa'yı kendi elimle ahi diktim diyor. Yani doğal olarak o şet kuşandırdığını ve görevlendirdiğini söylüyor. Ahilik Osmanlı topraklarında baskın. Bu dediğimi yabana atmayın. Yani Ahi Hasan meselesi bence önemli. Adam surlara çıkıyor ve herkesten önce atlayıp Osmanlı bayrağı dikiyor surlara. Yani o damgasını vuruyorlar. Orhan Gazi İzni'yi ele geçirdiği zaman değerli hocam, ilk yaptırdığı bina bir zaviye. Ve bu zaviyede kendi eliyle aş çorba dağıtıyor. Ve bu zaviyeyi Ahi Hasan'a veriyor. Yani bu önemlidir. Bakın, yani devletin yaklaşımı, tavrı açısından önemli. Abdal Musa ne oluyor derseniz, bir süre sonra Orhan Gazi'nin teftişi sebebiyle Osmanlı topraklarından ayrılacak. Önce Saruhan'a gidecek Manisa'ya, ardından da Elmalı'ya, bugün o meşhur türbesinin bulunduğu Tekke Köyü'ne gidecek. Yani o daha kontrol edilmeyi sevmeyen birisi ama Orhan Gazi döneminden itibaren devlette biraz kendi varlığını hissettirmeye başlayacak. Bununla birlikte Bektaşilik Osmanlı topraklarında tarikat olduktan sonra çok güçlü. Ve devletin özellikle gayrisünni ya da müteşerri mi diyeceğiz onları bilmiyorum. Gayrisünni'yi kullanıyorum ben genelde ama yani gayrisünni toplulukları bir araya getirmek için kullandığı bir araç gibi Bektaşilik. Balkanlar üzerinde çok yaygın, Akıncı beyleri arasında çok yaygın. Mesela çok Evrenos Bey, Evrenos Gazi kuvvetle muhtemel bu gelenekten etkilenen birisiydi. Çünkü Hitlavri Hoca bir araştırma yaptı Evrenos Gazi ile ilgili. Mezarını açtı, inceledi. Elinde tesbihi var ve Kerbela toprağından yapılmış. Yani Osmanlı erken döneminde hacca giden ender devlet adamlarından birisidir Evrenos Bey. İlerlemiş yaşına rağmen gidiyor. Hac dönüşünde Kerbela'ya doğuruyor ve buradan kendisi için bir Kerbela toprağından tesbih yaptırıyor, getiriyor.
Bu da erken Osmanlı döneminde ki yapıyı görmek açısından önemli hocam. Yani çok boyutlu bir yapı var. Yani tek Eyvallah. Çizgiden ilerleyen bir yapı yok. Evet hocam, fazla vaktimiz kalmadı. Çok önemli sorularımız da vardı. Bu Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki etkinlikleri çok önemli. Bir de kısaca dönemine gelelim hocam. Bu Bektaşi Ocakları'nın kapatılması döneminden biraz bahsedelim. Sonradan da en son Cumhuriyet dönemindeki Bektaşilik çalışmalarından bahsedelim. Çünkü çok az vaktimiz var. Bunlar da önemli konular. Buyurun hocam. Şimdi Osmanlı döneminde Yeniçeriler üzerinde Bektaşilik baskın. Büyük şehirlerde çok sayıda Bektaşi dergahı var ve devletin bunlarla aslına bakarsanız hemen hemen hiçbir sorunu yok. Ta ki 2. Mahmut devrine kadar böyle. Yoksa bizim Fahri Hoca'nın, yani Fahri Maden'in İstanbul Bektaşileri kitabını okuyabiliriz. Ya da Gülay Yılmaz Hoca'nın nefis bir makalesi var İstanbul Bektaşileri üzerine, buna bakabilirsiniz. Balkan Bektaşiliği üzerine yapılan çalışmalar var. Bu Akıncı Beylerinin işte bu grupları daha çok desteklemesi, ileride Tepedelenli Ali Paşa bile bir Bektaşiydi mesela. Öyle ilk ayanlardan birisi olarak belki söylenebilir. Bu yapının Balkan coğrafyasında baskın Bektaşilik. Anadolu sahasında da belli şehirlerde var ama biraz daha Seyit Gazi mesela önemli Bektaşi dergahlarından birisi Eskişehir'de. Yeniçeriler sefere çıkarken Seyit Gazi'de babanın yanına kaçıyorlar elini öpmek için. Yani bu derece bir coşkulu bir tarafları da var. Tabii Yeniçerilerle Bektaşilik bu kadar iç içe girince hani o Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenilince biz de yenik sayılmış oluyoruz ya. Yani biraz bunun ceremesini çektiler. Çünkü son dönemde Yeniçeri isyanlarıyla bunalınca Osmanlı Devleti, 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kanlı bir şekilde kapatıp bastı, ortadan kaldırdığı zaman onların belki arka planı gibi gördüğü, arka bahçesi gibi gördüğü Bektaşi dergahlarını da kapatıyor. Ama Bektaşilere dönük bir katliam söz konusu değil. Yani öyle öldürülen babalar, dedeler bilmiyorum. Sadece abartılı sözler var hocam. O kadar da abartılacak bir şey değil diyorsunuz yani. Çok ciddi katliamlar yok. Önemli bir olay. Yani çok da basit indirgenecek bir olay da değil. Onu da söyleyeyim. Yani sonuç itibariyle bir tarikatın bütün faaliyetlerine son veriyorsunuz. Yani 1925'te Tekke Zaviye Kanunu ile bütün tarikatları bir anda ortadan kaldırmak gibi bir şey bu. Kesip atlıyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor işte. Farklı bir boyutta devam ediyor. Bektaşilerin bir kısmı farklı tarikatlar içerisine giriyorlar. Bir kısmı işte Celveti oluyor, bir kısmı yani Kadiri olan bile var. Yani sonuç itibariyle evet. Çünkü Kadiri tarikatına veriyor dergahı. Onlar da değiştiriyorlar. Yani Kadiri adı altında meşklerini devam ettirenler var. Bunlarla ilgili Fahri Hoca'nın güzel şeyleri var. Yani tespitleri var. O dönemi çok daha geniş doktora tezi olduğu için kaldırılması. Oradan okuyabilir merak eden arkadaşlar. Doğal olarak böyle bir süreç var ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte aslında Bektaşilik tekrar, yani Atatürk'le birlikte yeniden popüler hale geliyor. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda hem Mevlevilerin hem Bektaşilerin açık desteği var zaten. Seferde nakşibendilik yapılırken hocam, nakşibendilik tehlikeli görülürken Mevlevilik ve Bektaşilik daha akredite tarikatlar oluveriyor. Evet evet, bilhassa Şeyh Said'le birlikte nakşibendilik tehdit olarak algılanırken mesela Tunceli'deki ocakları kontrol altına almak için Veliüddin Efendi'yi gönderiyor Atatürk. Gerçi istediği sonucu elde edemiyor ve sonuç itibariyle biliyorsunuz Tunceli sonra devlet tarafından daha sert bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılacak Dersim bölgesi. Ama o dönemin Çelebi'si açık bir şekilde Kurtuluş Savaşı'na destek veriyor ve bu sebeple Atatürk çok sevilir. Yani bugün cemevlerine gittiğinizde modern dönemin, yani nasıl modern dönemin derken 12 İmam ve Hazreti Ali, işte Hacı Bektaş Birliği tasvirlerinin dışında sadece Atatürk'ün var olduğunu görürsünüz cemevlerinde, ki bu da önemli bence, sosyolojik olarak üzerinde durulması gereken bir olay.
Hocam bir de şöyle bir şey sorayım. Tabii biz de hem tasavvuf tarihçisiyiz, bazen mezhepler tarihiyle beraber de çalışıyoruz. Bizim ilk önce tarikat gördüğümüz bazı yapılar zamanla, tabii bizim okumalarımız böyle, belki okuyamadığımız bazı şeyler de vardır ki vardır mutlaka. Tarikatken sonra mezhebe dönüşüyor, sonra hatta mezheple de kalınmıyor, farklı bir dine dönüşüveriyor. Örneğin bizde Adeviye tarikatı var, tasavvuf tarihinde inceleriz bunu. Sonradan baktık ki bu mezhepler tarihi konusu. Ben İslam'da tasavvuf bilim ilim heyeti üyesiyim hocam. Eyvallah hocam. Güzel. Sonra şeye dönüştü. Yezdilik, Adeviye tarikatı farklı bir mezhebe. Son zamanlarda da farklı bir din olarak. İkinci Kılıç Arslan zamanında, evet, onun dönemine tekabül ediyor Şeyh Hadi bin Musafir. Evet. Çok rağbet gören, sevilen ve bayağı da ortodoks biri gibi yani. Evet. Böyle tasvir ediliyor ama sonra hocam, bakıyorum. Evet, Alevilik içinde böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani bir tarikatken veyahut da Bektaşilik için farklı. Yok. Alevilik için bunu söyleyemeyiz. Yani yurt dışında Aleviliğin işte hani o dinine İslam değil de Alevi yazılsın, özellikle İngiltere'de Aleviliği sanki farklı bir dinmiş gibi göstermeye çalışan belli gruplar var tabii ki Alevi camianın içerisinde. Ama geleneksel Aleviler, Anadolu irfanını, yani Anadolu geleneğini savunan Alevi gelenek, dedeler büyük ölçüde buna şiddetle karşılar zaten. Yani onlar kendilerini İslam'ın dışında görmüyorlar hiçbir şekilde. Son olarak hocam, tabii 1923'ten sonra ulus devlet projesi çerçevesinde yeni bir devlet kuruldu. Yeni bir anlayışla işe başlandı. Bazı tarikatlar saf dışı edildi. Bazıları biraz daha merkeze yakın görüldü. Mevlevilik gibi, Bektaşilik gibi. Mesela günümüz devlet aklı da bir, Hazreti Mevlana'nın arusunu kutlar. İki, Hacı Bektaşiveli'nin anmaları vardır. Yine devlet ricali tarafından kutlanır bu. Bir de Edebali, son zamanlarda Edebali Hazretleri kutlanır. O yeni, ve bunlar yeni popüler oldu. Daha yeni popüler olmaya başladı. Daha yeni popüler oldu. Yani adeta Türkiye'deki üç akımın ve hareketin, temayülün temsilcisi olarak böyle bir yol seçildi. Hacı Bektaş'la ilgili çok fazla çalışma da var. 300, geçen böyle bir araştırma yaptım, belki 500'e yakın makale var Mevlana Hazretleri ile de ilgili. Fakat şöyle bir zorluk var. Yani Hazretin bizzat kendisinin eseri olmadığı için bu çalışmaların çoğu şey oluyor hocam. Böyle ne diyeyim, masa başı yazılmış. En başta da söylediğim gibi hocam, yani bu Hacı Bektaş Veli'ye izafe edilen eserlerin çok ciddi metin tenkitinden ve analizinden geçirilip ona ait olup olamayacağının ispatlanması, ortaya konulması pek çok kişiyi rahatlatır bu araştırmalar. Evet, aynen. Çok önemli bir tespitti. Bu inşallah araştırmacılar veya da bizim işimiz işin doğrusu. Biz araştırmazsak kim araştırıyor? Ben bir çalışmayı düşünüyorum. Yani o Vilayetname-i Hacı Bektaş Veli, zaten o okuttuğunuz kitapta, yani makalenin olduğu kitap, eğer değerlemişler ve çevrelerse orada menakıpların kaynak değeri üzerine de yazmıştım epey bir ilk bölümlerinde. Burada da o biraz böyle eleştirel bir yöntemle Uzun Firdevsi'nin Vilayetname-i Hacı Bektaş Veli'yi neden ve hangi şartlar altında yazdığına dair bir çalışma yapıyor gibiyim. Yani tam çok ağırlık veremedim ama hani bir kenara koyarsınız ya, yavaş yavaş ilerledim. Ama benden günümüzde de ortam memnuniyetle duyuyorum tabii. Evet, ortam daha müsait hocam. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluş döneminde çok sıkı takibat vardı. Belki Köprülüler de bizim bildiklerimizi biliyorlardı. Osmanlı Turanlar'da. Fakat ne yaptılar? Söyleyemediler. Ve hatta maslahat gereği bazı şeyleri farklı minvallerde yürütmeye çalıştılar. Günümüzde bazı şeyleri açtık. Artık daha objektif olabiliriz. Yani bence akademide objektif olmakta her zaman fayda vardır hocam. Bizim lehimizde de sonuç, araştırmacının zihin dünyasının lehine de çıksa, aleyhine de çıksa, araştırmacının ortaya koymaktan ve söylemekten çekinmem. Evet hocam. Bu konuda çok söylenecek söz var. Çok güzel bir, verimli bir program oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Elinize yüreğinize sağlık. Davetiniz için. Sorular var mı? Cevaplayacak, bakıyorum. Şöyle hızlıca bir bakayım.
yorum var sanırım. Evet, hocam, size zahmet bakmanız. İrfan Bey soru sorabiliyor muyuz demiş ama yani şeyleri yazmışlar. Evliya Çelebi'de geçen Yesevi müritlerini yazmışlar. Öyle hiç yok demedim zaten ben dikkat ediyorsanız. Sadece Anadolu İslam'ını şekillendirme dedim. Bedahşan Afganistan'mış bu arada. Teşekkür ederiz Metin Bey'e. Hani tereddüde düşmüştük evet, ya. Sanırım Afganistan'da diye hatırlamıştım. Doğruymuş. Pir Şeyh Pertevi Sultan onu bilmiyorum. Mahmut Bey yazmış. Yine şeyleri Yesevi dervişleri olarak Anadolu'yu onlardan haberim var benim de etkileri yok onların. Zerdüşt'e hiç bulaşmıyor. Hocam kusura bakmayın. En altta bir soru var. Yani Zerdüştlük meselesine hiç girmeyeyim. O farklı bir konuşmanın konusu olur belki yani. Şimdi oraya sıkıştırmayayım. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Çok yani sağ olun. Gerçekten. Dekan, Hüseyin Hocam, Musa Hocam bir söz almak isterseniz buyurun. Evet. Haşim Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten verimli, doyurucu, faydalı bir konuşma gerçekleşti. Tabii ki Hacı Bektaş-ı Veli gibi böyle düşünce ve öğütleriyle sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik, barışı öğütleyen bir düşünce insanını sadece bir konferansla ortaya koyabilmek tabii ki mümkün değil. Daha üzerinde pek çok çalışmaların yapılması, ilmi etütlerin yapılması ve onun düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılması, onun doğru bir şekilde anlaşılması ve özümsenmesi gerekiyor. Daha üzerinde pek çok konuların çalışılması gerekiyor. En azından Profesör Doktor Haşim Şahin hocamızın bu konferansı bizim için bir adım oldu, bir katkı oldu. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Vaktini bizim için ayırdı ve bu şekilde bize güzel bir, verimli, doyurucu bir konferans vermiş oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılımcılara da bu arada öğrencilerimize, öğretmenlerimize, öğretim elemanlarımıza da katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygı, hürmetlerimle selamlıyorum. Haşim Hocama özellikle hürmetlerimi arz ediyorum. O zaman Hacı Bektaş Veli'nin sözüyle bitirelim hocam. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyor. Evet. Çok hoşuma giden bir sözdür. Eyvallah. Sağlıcakla kalın hocam. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet.